Sky Spor ekranından herkese mutlu geceler. Amelie futbol takımımız tarihinde ilk kez gruptan lider çıktı ve ikinci torbadan Almanya'ya gidiyoruz. Bekle bizi Almanya diyoruz. Ev sahibi olarak gidiyoruz diyebiliriz. Orada çok ciddi bir seyirci avantajımız var. Tabii ki Almanya'da bulunan sevgili Ümit Karan'la konuşacağız. O muhteşem geceyi bizlere anlatacak. Almanya'daki atmosferi anlatacak. Ve diğer yorumcularımız Batuhan Karadeniz ve Gökhan Zan'la birlikte de bu sevinci birlikte yaşayacağız. Hemen hatırlatmamızı yapalım. Sky Spor'a abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ümit Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Hakan. Batuhan beni dürtüyor, arkaya kaydıyor. Hakan'ı göremiyorum diyor. E sen her yayın aynı şeyi yaşıyorsun. Ben de Hakan'ı göremiyorum. Batu'yu da. Yani. Bu arkadaşlara sor bakayım masa tenisine. Birbirimizi böyle dürterek hiçbir yere varamayız. Bir dakika ama bak bir şey söyledi. Buyurun hocam. İki arkadaşa sor bakayım masa tenisine yapmışım. Yok ben bir sayı aldı. Gökhan ama o sayının hakkını vermek lazım ya. İnanılmaz oynuyor. İkisini de değerli izleyenlerimiz. Hem Gökhan'ı. Seni Batuhan. Hem ben de seni çok özledim Rayıcığım. Nasılsın? İyi misin? Almanya nasıldı? Buz. Allah'a mı? Ama seversin. Sağ olsun milli takım ortamı ısıttı. Maşallah. İnşallah daha iyi. Yazında daha da ısıtsın, kavursun diyelim. Yakarız. Gökhan, çok güzel bir beraberlik. Montpellier'e 4 maçtır yenilmiyoruz. Ve hak ettiğimiz aslında bizim ülke olarak hak ettiğimiz bu. Yani grup lideri olarak gitmek. Bizim milli takımımızın çok iyi futbolculardan kurulu olduğunu biliyoruz. Ve bu jenerasyonda bir başarı yakalayacağımızı ümit ediyorduk. Montpellier geldi, doğru olanları yaptı ve bir çıkışa geçtik. Nasıl değerlendireceksin? Tabii şimdi Montpellier özelinde baktığın zaman çok doğru bir antrenör. Milli takım açısından doğru giden her şey. Jenerasyonumuzun fevkalade ne kadar doğru ve iyi olduğunu söylüyoruz zaten. Şu ana kadar her şey çok güzel gitti ve gruptan da lider çıktık. İlk defa sanırım tarihimizde milli takım olarak lider çıktık. Aslında bunu çok fazla abartmamak gerektiğini düşünüyorum. Bizim milli takımın zaten hep Avrupa Şampiyonası'nda bir turnuva takımı olması gerektiğini düşünenlerdenim. Yani hani sanki Avrupa Şampiyonası'na bir lider ya da Avrupa Şampiyonası'na gittiğimizde bir mucizeymiş gibi lanse ediyoruz. Artık bizim ülkemizin milli takımı hem Dünya Kupası elemelerinde hem Avrupa Şampiyonası elemelerinde devamlı turnuvada olabilecek bir jenerasyona sahip oldu. Ve artık bizim bundan sonra her turnuvada bir jenerasyonu değiştirmememiz lazım. Çok iyi bir jenerasyon, çok iyi bir hoca, her şeyi arkamıza almış durumdayız. Ve bundan sonra da artık inşallah 2008 döneminde yakaladığımız başarıyı en az bu jenerasyonla ve Montella'yla birlikte yakalarız diye düşünüyorum. Tebrik ediyoruz milli takımımızı. Artık bundan sonra her şey Almanya'da. Bu maç özelinde çok konuşacak aslında pek fazla bir şey yok. Bundan sonra artık gruplara konuşmak gerekiyor. Hangi gruplar, hangi takımlar çıkar? Onları hepinize seçtireceğim. Bunların evet çıkmamız lazım. Dayım seçti galiba ama daha sonra dayı da en sonda. Bu Batuhan güldü bir şey oldu yine. Söyle bakayım söyle. Uzak kaldım benden söyle. Ne yapıyorsun? İyiyim sen nasılsın Batuhan? İyi ben de ne yapayım? Güldün neye güldün? Hakan ben gülüyorum. Ben enerji dolu bir insanım ya. Ağlayayım mı? Yok. Allah Allah. Siz benim niye ağlamamı istiyorsunuz? Ben anlamıyorum ya. Nasıl değerlendiriyorsun milli takımımızın bu başarısını? Yani tabii ki ilk başta başladığımızda biraz hayaldi. Çünkü ilk Almanya maçında bence çok güzel bir zaferdi. Tebrik ediyorum bütün emeği geçen herkesi. Bu arada gurbetçilere de bir parantez açmak lazım. Almanya'da deplasman yaşatan tüm gurbetçi kardeşlerimize. Dayı aç onu biraz daha sesini cümleten burada yayın dinleyelim ya. Burada var ama dayı aklım. Ama görmüyorum. Ya dayı her yer şey al hangisini şu al benimkinden de bak tablet var burada ne istersen al Sky Spor bütün imkanları sunuyor. Ya kurban oldum böyle ilerleyemez ki. Ama öğreneceğim yavaş yavaş. Tamam. Batırın. Yani artık sene 2023 oldu. Millet uzayda arabaya biniyor. Bizim Ümit abi daha telefonun sesinin açık suyun veya kapalı olduğunu anlamıyor. Neyse, çete bütün herkese selamlar olsun. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Baştan bir hayalperest bir ilk 11 ile çıktık. Çünkü neden? Almanya maçında Ferdi sol bek başladı, Zeki sağ bek başladı. Bugün Ferdi'yi sağ beke çekti Montella. Sonra zaten hatasından hemen döndü Cenk ikinci yere. Cenk sol bek başlattı. Evet Erkan'cığım, Cenk'i başlatıyor. Zaten Ferdi'yi ikinci yere tekrar sola aldı. Zeki'yi de sağ alarak yine baskınlığı Galler karşısında kurduk. Normalde güzel bir tarihinde ilk defa gruplardan birinci çıkan Amelie Türk futbol takımımızı kutluyoruz. Emeği geçen Montella'ya ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz. Oyuncular da dahil. Stefan Kuntz'a da teşekkür ediyoruz tabii. Olsun yine de bir emeği vardır.
Söylenecek bir şey yok. Beğendim. İnşallah gruplarda da güzel bir kura çekersek İnşallah. Her şey bizim lehimize olur diye düşünüyorum. Ümit Hocam, Almanya'daydın hocam. Muazzam bir atmosfer vardı. Şimdi herkes şunu düşünüyor. Biz de arkaya yazdık. Bekle bizi Euro 2024 diye. Almanya'da yapılacak. Niye sen İlk mi olarak Batuhan çok güzel, Batuhan çok güzel bir şey söyledi. Tüm gurbetçi, gurbette yaşayan, tüm Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet, evet. 55 bin Türk vardı olimpiyat stadında. Muazzam bir atmosfer. Bu atmosfer neden oluşuyor biliyor musun? Evet. Çünkü Türk takımları Şampiyonlar Ligi'nde olsun, Galatasaray, Fenerbahçe etkiledi biliyor musun? O seyirciyi stada getiren aslında oynadığımız Galatasaray'ın oynadığı futbol, Fenerbahçe'nin oynadığı futbol, işte Bayern Münih'e karşı oynadığı futbol, işte Fenerbahçe'nin oynadığı Avrupa Lig'deki futbol seyirciyi motive etti ve stada getirdi. Bir kere bunu bir parantez içinde açmak lazım. Takım olarak hiç mücadeleyi bırakmayan bir futbol evet. takımı olduk. Mücadeleyi bırakmayan, çok genç bir ekip, çok koşan bir ekip. Ya Almanya maçında 5. dakikada gol yedik dedik, eyvah 5 olur bu maç. Ama çocuklar bir kez daha mücadele etmeye başladı. Yeni nesil oyuncular doğuyor. Bak Kenan gibi bir oyuncu artık herkes tanımaya başladı. Biz daha önce takip ettiğimiz için biliyoruz. Berkan vardı bize Gökten, hatırlar mısın? Evet. Tarzı aynı, o da bayanmış altyapılı. O da bize kadar geldi. Tamam ondan sonra olmadı ama bu Kenan'da da çok önemli ışık görüyorum. Çünkü her topu dikine kontrol al, mesela golde kontrol alış, vuruş müthiş. Yani muazzam. Dediğim gibi yani güzel bir turnuva bizi bekliyor. Bu takıma gerçekten yürekten inanıyoruz. Çünkü neden biliyor musun? Bir kere şu an mesela eskiden olsaydı galeri maçında gol yedik ya. Evet. Ne yapardık biliyor musun? Dağılır. Bizim için maç bitti derdik. Bir kere takım halinde oynamayı öğrenmişler. Bunu Montella iyi yapmış. Ondan sonra takım oyununda savunmayı yapıyorlar. Takım olarak hücum yapıyorlar. Geçiş oyununu beceriyorlar. Keyifli bir oyun oldu. Artık ne oluyor oğlum arkamdan? Oyuncu değişikliği yaptı. Benim sözünü kesmeyeyim diye şeyi yazdım da. Oyuncu değişikliğinden hoca verdi kağıdı oyunculara. Gerekli direktifleri verdim. Sen dağılma. Sakin. Dağıldım dağılma. Zaten oğlum. Ne oluyor? Bir şey söyleyeceğim. Benim bak arkamdan iş çeviriyorsun. Vallahi arkam. Ben bir şey ben seni dinliyorum. Yemin ediyorum ben seni dinliyorum. O çevirse ben çeviririm. Çevirme. Ömer bana söyledi diyor. Oradan Ömer'le mami yapıyor. Oğlum ne oluyor oğlum size? Vallahi bak programı bitirelim ha. Zaten senin program yapmaya niyetin yok herhalde saatler ilerledi diye. Bana diyene bak. Neyse şaka bir yana arkadaşlar. Tabii güzel bir oyun oldu. Ya bizim bundan sonra ev sahibi olduğumuz bir turnuvaya gidiyoruz. Dayı her yer dolar mı ya? Almanya'nın her şehrinde aynı atmosferi yaratır mıyız ya? %100. Ya %100. Vay şehir vay. Fark etmez. Kura nereye çekerse çeksin. Bizim için önemli değil. Tabii bizim için hangiler önemli? İşte Köln bölgesi, Berlin, Hamburg. Bizim için önemli olan ne biliyor Münih. Musun? Hulk. Hulk. Hulk mu? Hulk'un kardeşi Hulk. Ha, hakem mi? Hulk. Juk iyi hakem. Juk değil. Ama Hulk Samet, diye. Samet yani nasıl bir cahilsin Hakan sen Samet, ya? Samet. Juk değil mi abi adamın? Oğlum Hulk diyor okunuyor. Juk değil. Samet'in bugün Juk. Çok eleştiri alacaktı. Samet'in bana göre iki tane net penaltısı Samet, var. Samet bir şey söyleyeyim. Samet rezil. Rezil. Samet rezil iki tane. Ne de ya bırak yani, şimdi ya. Ne iki tane bana göre net penaltı. Rezil iki tane net penaltısı var. Şimdi bana konuşma abi. Bir şey söyleyeceğim. Ama şu an burada, takımı gardını düşürmeye gerek yok Batuhan. Evet, yani evet. Sen o da sana sonuçta gardını falan hiç düşürmüyorum. Samet rezil. Samet oynamaz bu takımda. Ya bakalım gardını işte daha. Gardını falan düşünmüyorum abi. Ben iki tane yani arkası dönük adama bir tanesini iki ayağını yerden olmaz abiciğim. Böyle bir basit penaltı yok. Böyle bir basit penaltı yok. Arkadan sen adama dembeleme yapamazsın böyle abi. Bildiğin şimdi bu dembeleme Samet, yani. Samet bir maç oynadı bu sezon. Bu bildiğin metrobüs babacığım. Tamam Samet bir maçta iyi oynadı. Geçen haftaki milli takım evet. maçında oynadı. Fenerbahçe'de iyi oynamıyor. Geçen sezon iyi oynamadı. Tamam bir maçta Gökhan seni sahaya sürdüm. Mesela örnek senin için sen kaliteli bir stoperdin. Sen yok bir abi, maçta idare edebilirsin doğru mu? Bir maç süper oynayabilirsin ama devamında aslında normal performansına dönüyorsun. Katılıyorum. Devamlılık ve süreklilik. Devamlılık getirmiyor çünkü Samet'te devamlılık yok. Yani Samet'i çok zorlamaya gerek yok. Katılıyorum. Yani Samet bu şekilde milli takımda forma giyemeyeceğini düşünüyorum. Ümit Hocam şöyle muhtemelen zaten Montella bunu görüyordur. Yani bundan sonraki gruplarda konuşacağız birazdan. Çıkacak olan takımlara baktığımız zaman hangi oyuncuyu oynatacağını mutlaka analiz edecektir. Ve bundan sonraki lig maçları da önemli olacak. Ve hazırlık maçları da önemli olacaktır. Bugünkü performansa bak, yani ben çok fazla bakmadım açıkçası genel anlamda. Çünkü herkesin aklı
muhtemelen Euro 2024'te. Ama az önceki söylediklerinize hepinize katılıyorum. Bizim en büyük gücümüz bence gurbetçilerimiz olacak taraftar. Kesinlikle. Sanki ev sahibi gibi olacak. Bu bizim açımızdan çok büyük bir avantaj olacak. Kendi takımında oynamayan, süre bulmayan, kendi takımında en az 30 maçın, misal veriyorum 30 maç oynanmış. Bugün Fenerbahçe 30 tane maç oynamış. 30 maçın minimum 20 maçında oynamayan hiçbir oyuncuyu Türk A Milli takımında oynatmam. Oynatmam. Kim olursa olsun. Samet değil. Şu anda milli takımın en iyi oyuncularından kim var diyelim. Atıyorum. Hakan Çalhanoğlu diyeyim hadi. Bu arada onun da yeni bir bebeği olmuş. Allah'ın hayırlı uğurlu olsun. Allah analı babalı büyüsün. Vatanına milletine inşallah hayırlı bir evlat olur. Öncelikle Hakan Çalhanoğlu oynatmam abi. Kendi takımında oynayacaksın. Oynayacaksın. Neden? Milli takım neresi abicim? Performans geliştirilecek bir yer değil. Performansı en üst seviyede olan oyuncuların seçilip oynandığı yerdir. Neden o zaman milli takımı oynamayan oyuncuyu çağırmıyorlar? X diyelim Adana Demirspor'da oynamayan bir oyuncuyu niye çağırmıyorsun? Yusuf Sarı bugün Adana Demirspor'un yedek kulübesinde otursa sen Yusuf Sarı'yı milli takıma çağıracak mısın? Çağırmayacaksın. Çağırmayacaksın. O zaman Samet'i de oynatmayacaksın. Bugün gruplarda bir final maçı olsa, misal veriyorum İtalya bizim grubumuza çıktı. Sen bugün İtalya ile final maçı oynarken Samet Akaydın'ı stoperde oynatacak mısın? Oynatmayacaksın. Oynatacak mı? Şöyle ama katılıyorum, doğru. Oynayan performans önemli. Ama bizim milli takımda baktığımız zaman birkaç oyuncu da oynamadan gelebiliyor. Onların Necip'i oynatırım Gökhan abi. Necip'i oynatırım. Kenan Yıldız kaç maç oynadı? Oynamamıştır belki ama milli takımdaki performansı iyiydi. Samet konusunda da 5 maç oynadı mı senin Juventus'ta? Bundan sonra Samet'ten daha çok oynamış. Bundan sonraki maçlarda eğer Fenerbahçe'de performansını artırırsa, milli takımda ilk maçındaki oynadığı gibi ama o sürekli yardım ederse Samet'in Fenerbahçe'de forma şansı bulması bu saatten sonra çok zor. Çok zor. Belki çok şans verir sakatlıktan dolayı. Çok tepki Samet'i aldı. Samet'i Fenerbahçe'den çağırmam. Çok tepki o aldı. O şansı kullanabilir mi acaba? Stoper pozisyon oyunudur. Sakat oyunculardan dolayı. Benden çok daha iyi bilir stoper mevkisini. Stoper pozisyon oyunudur. Pozisyon alma oyunudur. Pozisyon alma oyununu nasıl oynarsın? Oyunun içinde kalarak, süre bularak. Tekrardır stoper oyunu. Stoper oyuncusu tekrardır. Bugün bir hata yaparsın, bir kademe hatası yaparsın, gol yedirirsin. İki maç sonra aynı kademe hatasını yapmazsın. Neden? Stoper tekrar oyundur. Onun için oynamayan oyuncu stoperde oynamaz abi. Ben ne diyorum bak, ben bugün yine açık bak yüreklilikle konuşuyorum. Necip'in biliyorsunuz çok fazla eleştirisini yaparım. Beğenmem pozisyonunu ama ne diyorum? Bugün Beşiktaş'tan Necip'i çağırır stoper oynatırım. Ama Fenerbahçe'den Samet Akaydın'ı alıp stoper oynatmam. Bu arada arkadaşlar ekranlara beğeni butonlarına basarsak bir de kanalımıza abone olursak çok seviniriz. Lütfen beğeni butonlarına basmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Uzun zamandır beraber değildik. Hepinizi özlemişiz. Selamlar bu arada. Selam gönderemedim kalabalığız diye hızlı geçiyorum. Öpücük. Şimdi şunu sormak istiyorum. Samet Akaydın. Diyelim ki bu arada açıklaması geldi Samet'in. Hemen verelim, okuyalım. Vakit geçirmeden sevgili Zabun. Samet diyor ki çok mutluyuz. Tarihimizde ilk defa lider olarak gidiyoruz. Almanya gibi bir maçtan buraya gelmek zor oldu. İyi bir karakter koyduk. Çok istedik lider güzel gitmeyi. Olmuş. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda daha iyi işler yapacağız diyor. İnşallah bizim de tek temennimiz bu. Gökhan şunu soracağım. Diyelim ki Samet Akaydın'ı Fenerbahçe ligin ikinci yarısında veya bundan sonraki karşılaşmaları sık sık 11'de göreceğiz. Üst düzey performans gösterecek. Ama şöyle de bir durumumuz var. Allah sakatlık vermesin. Muazzam bir Abdülkerim performansı izliyoruz. Çok bundan çok önceki iyi. Hoca varken neden oynatılmıyordu? Sorgulanmıyor hiç bundan. Hiç sorgulanmıyor. Çocuğu kamptan başım ağrıyor, başı ağrıyordu o yüzden gitti diye çocuğu ateşe atmışlardı ama o çocuk hakikaten hak etti ve sana bir şey söyleyeyim. Almanya bütün gazeteler o çocuğu konuşuyor evet. Biliyor musun? Aklın gider yani. Neler yazdılar ya. Hayranlıkla izlemişler çocuğu. Gerçi ben de maçta da izledim. Yani sahanın yıldızıyla Kenan'la beraber ve Ferdi üçü. Tabii. Aynı zamanda Ayhan, Kaan Ayhan da çok müthiş bir performans sürdürüyor. Biliyorsun çıkışını sürdürüyor. Kaptanlık da yakıştığını düşünüyorum. Yani kadro iyi ama kadro biraz bir fanteziye girmemek lazım. Evet. Monte'yle şimdi ben Samet'i oynattım. Başka oyuncuları da deneyeyim.
şey havasına girmemesi lazım. Şu an gördüğünün üstüne çok fazla da uzaklaşmamak lazım. Yani işte şunu şuraya deneyeyim. Bak Ferdi ön, ya Ferdi sol açık bir oyuncu değil. Ferdi işi sol bek. Niye? Çünkü sürekli bindiren, gelen, giden takıma, takım savunmasına destek, takım hücumuna destek veren bir oyuncu. En büyük özelliği şu an Ferdi Alman olsa 50 milyon dolar. 50 milyon dolar şu an piyasa değeri oldu. Yani müthiş bir performans ama fantaziye en iyi olduğu yerde oynayacaksın milli takımda. Ferdi nerede en iyi? Sol bek değil mi? Sol açıkta denemeye gerek yok. Evet. Senin zaten kenar oyuncuların var. Ya da sağ bekte oynatma. Yani he, zaten orada Barış'ı oynatırsın, Kerem'i oynatırsın. Yani gerek yok yani oralara denemeye. Denemeye gerek yok artık. Bir milli takım hocam deneme tahtası değil. Sen zaten kadroyu bulmuşsun değil mi? Kadronun üstünde çalış. Sen artık şampiyona o kadroyu hazırlayacaksın. Özellikle geri dörtlüyü de çok iyi kurması lazım. Birbirleriyle oynama alışkanlığını da yapması gerekiyor Montella'nın. Zaten biliyorsun futboldaki sen stoper olarak en iyi sen biliyorsun. Bizim önde Batuhan'la yan yana oynamamız önemli. Biz zaten bir şekilde anlaşırız. O kafaya çıkar ben arkasına koşarım ya da ben çıkarım o arkama koşar. Ama siz o kaymaları o bir anda alan savunma, birlikte oynama, pozisyon alma, topa çıkmayı, yani takım halinde offside, birlikte hareket etme, birlikte bloklar arası mesafeler önemli. Hepsi çok önemli. Hani bunlar çok çalışılarak önemli olur ve aynı oyuncularla işte birlikte olur. Ama işte bulmak önemli. Evet. Şimdi onu soracaktım. Yani biz 23 kişi bildirilecek bu arada Almanya için. 23 futbolcu, 3 kaleci olacak. 20 futbolcu bildireceksiniz. Şu anda baktığımız zaman 20 futbolcu mu 26 mı? 26, 3 elenecek. 23 futbolcu. 3'ü kaleci olacak kadroda. 3 kaleci olmak zorunda. 20 tane normal futbolcu yani mevkilerine göre. Çok şöyle, az değil mi ya? 5 oyuncu değişikliği yapabiliyorsun. Bilmiyorum. 25.7 bugünkü yaş ortalamamız. Fakat şöyle bir gerçeğimiz var. Daha Arda Güler yok. Merih yok. Orkun yok. Hakan Çalhanoğlu yok. Cengiz yok bu kadroda. Yani potansiyel, milli takım potansiyelini oluşturabilecek isimler yok. Şimdi Merih ve Çağlar ikilisiyle başlamıştık. Bir kere Hakan'la Cengiz'i bir kere kadroya yaz. Yazayım değil mi? Doğru. Tabii bence yaz. Yani Arda iyi olursa. Arda 3. Ümit hocam ama bu Cengiz değil. Evet. Ama sakatlıktan eski Cengiz'i istiyoruz. Dönüşünü merak ediyoruz. Bakalım evet, evet, şimdi sakatlıktan katılıyorum. Çıktı. Yani biz 6 ay var önünde, 3 ay var, 4 ay var önünde. Önceki Cengiz'i istiyoruz. Milli takımlarda yani neler yapabileceğini tabii bildiğimiz Cengiz'i istiyoruz. Hayır ama Cengiz'i de izlemek istiyoruz. Fenerbahçe'de tabii de izlemek istiyoruz. Bence, neler yapabileceğini de görmek istiyoruz. Bence izleyeceğimizi düşünüyorum. Ama dediğim gibi Arda tabi sakatlık sorunu biterse bir kere Arda'yı yani Arda sakat makat değil. Bunların hepsi yalan dolan. Arda'ya kondisyon yükleyeceğim, güçlendireceğim, İspanya'ya hazırlayacağım diye. Bugün Arda Güler'e her milli takım arifesinde bu çocuk sakatlanıyor. Bana kimse anlatmasın. Arda sakat falan değil. Konuştum İspanya'dan da bir arkadaşımla konuştum. Bu Madrid'le de ilişkileri iyi bir menajer arkadaşım var. Sen tanıyorsun çok iyi. Mateo diye bir arkadaşım. Çok severim. Bu çocuk sakat makat değil. Ne diyor? Milli takıma yollamayalım. Kondisyon ve fiziksel hazır olsun diye Arda Güler'i bugün Real Madrid camiası sakat diye kondisyon. Abicim Arda'nın üst bacaklarını gördünüz mü ya, bir fotoğraf var. Zabun on fotoğrafı bulur musunuz? Çıkarın birazdan isteyeceğim o fotoğrafı. Şöyle bir konuşma geçti aralarında. Böyle bir bacakla şu kadar bir bacakla bu kadar bacak arasında çok fark var. Sakat oyuncuya bu kadar fitness'e sokabilir misin Ümit abi? Şöyle bir şey söylediler Batuhan'a. Eğer oynatırsa Ancelotti'nin Montella'ya söyledi. Eğer oynatırsan sakatlığını yükseltecek. Ve daha uzun süre oynamayacak. Ben burada bilerek oynatmıyorum. Bu aradan sonra gerekli fizik tedavisi, gerekli yükleme yapıldıktan sonra burada daha randımanlı oynayacak dedi arkadaşı ona. Vallahi bilmiyorum. Ben de aynı şeyi düşünmeye şimdi başladım. Şimdi sakatlığını yükselecek konusunda şöyle bir durum var. Bir oyuncunun sakatlığını yükselecek dediğin zaman abi antrenman maçın aynasıdır. Bir oyuncu, burada iki tane profesyonel futbolcu var. Kariyerleri benden de çok daha iyi. Burada bir oyuncu kendi takımıyla antrenman sahasında kendi takımının yaptığı antrenmanları yapabiliyorsa bu ne demektir? Bir oyuncu hafta sonu maçta oynamaya hazır durumdadır diyor. Doğru mu kardeşim? Doğru mu Ümit abi? Doğrudur. Antrenmana çıkıyorsa bu adam hazır. Doğru mu abi? Bu yani kadar basit. 2-3 itmanda olmayabilir ama ondan tamam sonraki yani itmanlarda. Sonuç olarak yani hazır derken 2-3 antrenman çıkıyorsa fiziksel olarak bu adam hazır durumda. Fiziksel olmayan bir antrenmanı siz aynı zamanda şey dışında, efendime söyleyeyim, futbolculuk dışında siz antrenörlük de yapan insanlarsınız yani. Oyuncu geldiyse, fizyoterapi sana bu oyuncu teslim ettiyse bu oyuncu fiziksel bir şekilde takımıyla aynı hazırlıktadır diye sana teslim ediyor bu oyuncu. Abicim sen Arda Güler'i bugün antrenmana alıyorsan
3 hafta sonra, yani 3 tane antrenmandan sonra bu oyuncu 11 oynamaya hazır bir durumdadır diye alıyorsun. Ya sen neyi anlatıyorsun? Bugün sen bu adamı milli takıma yollamamandaki sebep, orada daha farklı şiddetli antrenmanlara sokup hem kondisyon hem de fiziksel anlamda La Liga'ya hazırlamaktır. Hem La Liga'ya hazırlamak kardeşim, hem de buradan gidip Almanya için bizim için büyük kodol olabiliyoruz. Beşiktaş'tan, efendime söyleyeyim, Galatasaray'dan Real Madrid'e gidip bir anda oynamak kolay değil. Hakan bak, oralarda o vücutlar. Baba gör, bak baba, adam 88 yaşında ya bugün Tadiç. 158 yaşında, vücuduna bak abi adamın. Hadi bana bir tane Tadiç'in vücudunun yanından geçecek bir tane Türk oyuncu gösterin ya. Koyun şuraya da ben de bırakayım gideyim ya. Var mı? Yok. Yok. İşte yurt dışındaki bu seviyedeki oyuncuların hazırlanma şekli bu. Bu ligde La Liga'ya git, herkese sıyır böyle. Ben İsviçre'ye gittim. Çocuklar formayı çıkardı. Oğlum Arda gitti ya İspanya'ya, dediler seni oynatmayız bu şekilde. Evet. Önce fit ol. Onu söylemek istiyorum ya, ben İsviçre'ye gittim. İsviçre neresi ya? İsviçre'yi bankalarıyla tanıdığımız bir yer. Ben İsviçre'ye gittim. Severim bankayı da, paramız yok yani bankada İsviçre'de. Olmayınca bir şey yaramıyor. Baba İsviçre'ye gittim maçtan sonra. Galip geldik. Ben de oyuna girdim işte. O zaman da işte devre arasını boş geçmişim. İşte tabii 2 aya falan yakına takımsız kalmışım. Ben de tabii göbek möbek gırla abi. 6 kat göbek var. Maçtan sonra millet seviniyor. Ye falan fotoğrafları var ya. Abi bir sıyırdılar abi. Adamlar kalemle çizim. Ben bir sıyırdım baba. Löps. Göbek ömüne öne düşüyor. Fotoğrafı ben bulacağım. Bir dahaki yayında getireceğim o fotoğrafı. Vereceğim. Ben malzemeci gibi çıktım ya. Bu liglerde oynamak kolay değil kardeşim, hazır olmadan. Doğru. Bir de sevgili Hakan, Gökhan, şey de var. Dinliyorum ben bir seni. De şey de var. Sadece hı-hı, Samet Cenk üzerinde, bir stoper üzerinde konuşmaktan çok oynayan oyuncularımızın da performansı da önemli. Evet, oynayanlar var. Hı-hı. Kerem'i önceden çok, nasıl daha önce performansını övdüysek, Kerem şu anda hem Galatasaray'da hem de milli takımda çok hafif bir düşüş yaşamaya başladı aslında. Evet, bugün evet, geleceğim Kerem'in o konuya. O performansı da çok önemli. Bir. İkincisi, şuna bir bak burayı istersen. Ümit Hoca... Bu ilk gittiği hali bak. Al işte soldaki. Bu resmi istedim. Senin buyurun, solunda, solunda yani sol tarafımızda olan ilk gittiği hali, yelekli olan. Ötekisi de sonraki hali. Al abicim, bıldırcın. 4 ay sonraki. Martı. Bıldırcından Martı'ya dönmüş. Görüyorsun işte adayım bak. Şuna bak. İnanılmaz kas gelişmesi var ya. Sen sakat oyuncuyu bu kadar çalıştırabilir misin fitness'ta? Mümkünatı yok. Neresi? Belinden sakat olsa çalıştıramazsın. Kasından sakat olsa çalıştıramazsın. Dizinden sakat olsa çalıştıramazsın. Yanlış mıyım abi? Sakat değil, hazırlıyorlar. Gökhan, bir de şu var. Oynayan oyuncuların üzerinden biraz da konuşacak olursak, Ümit Hoca burayı daha iyi söyleyecek. Biz maçı izlerken Ümit Hoca ile birlikte, Kerem'in vuruşları çok kötü. Çok. Yani Kerem'i çalıştırıp vuruş çalıştırmaları lazım. Kerem'in son vuruşları gerçekten çok kötü durumda. Burayı en söyle. İyi cevaplayacak olan da Ümit Hoca. Yani o topa vuruş şekli, topun gelişi. Ya insan birazcık çalıştır. Galatasaray'da oynuyorsun, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun, milli takımda oynuyorsun, Euro 2024'te oynayacaksın. Hani burada bizim yakaladığımız pozisyonları da değerlendirebilmemiz gerekiyor. O yüzden Kerem'in burada performansı düşerse, Kerem oynayamaz bu milli takımda bu oyunuyla ama. Açık ve net söyleyeyim. Kerem'in önceki haftalarda yakaladığı o performansının sürekli ve devamlılığı olması gerekiyor. Eğer biz Euro 2024'te Avrupa Şampiyonası'nda yarışacaksak bu takımlarla, Kerem gibi oyuncuların üstüne koyarak ilerlemesi lazım. Bu bir. İkincisi, sakatlar üzerinden konuşuyoruz ama elimizdeki değerler de, umarım herhangi bir sakatlık da yaşamayız. Sezon sonunda çok sağlıklı bir şekilde de turnuvaya gideriz. Bunlar da önemli. İyileşecek olan kadar da oynayacak oyuncuların da hem sakatlık yaşamaması kendi takımlarında önemli, hem de gösterecekleri performans da çok önemli. Yani kendilerine çok iyi bakmaları gerekiyor her koşulda. Kerem'in bu konuda kendini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, bir numarayı Abdülkerim'e yazarız. Sol ayaklı bir stoperimiz. Çok hı hı. Büyük bir avantaj. İkinci yanına artık Montella bunu bir şekilde monta edecek. Ama az önce Ümit Hoca'nın da söylediği, Ferdi gibi bir oyuncu varken Cenk artık orada oynamaz. Aynen öyle. Şimdi hocam bundan 4 hafta önce şöyle bir şey söyledi burada yayında. Ama ondan önce biraz beyni gelsin değil mi ya? Şunun benim beyin hareketim var ya. Benim beyni tersten geliyor. Senin beyni niye tersteyim ya? Arkadaşlar lütfen şu programı beğenirseniz seviniriz. Beğeni butonuna basarsanız, bu arada cuma günü inanılmaz bölüm izliyor, geliyor.
Ümit Karan'la o an. Bugün ben Batu çektik. Seyircili bir bölümdü. Şahane oldu. Perşembe günde ben Batu ekranlarınızda, Sky Sport ekranında olacak. Ümit Hocam 4 hafta önce dedin ki şu Kerem Aktürkoğlu'nu bana verin. Ben buna son vuruşu öğreteyim 2 hafta. Ve bunu bana sokakta sormayan insan kalmadı. Vallahi sordu. Ne dedi biliyor musun? Kerem seni aradı mı dediler. Aradı mı? Aramadı. Peki Okan Hoca benim arkadaşım, takım arkadaşım. Çok da severim, çok saygı gösteririm. Çok gerçekten seviyorum biliyorsun benim arkadaşım. Çok, çok severim. Çok seviyorum. Yani o da beni arayabilirdi. Hadi aramadın. Bir telefonum. Hadi ben antrenman sahasına gelmeyeyim. Ben sana telefonla bile dedektif verebilirim. Seni yönlendirebilirim. Ama sevgili Kerem bak sen şu an 25 yaşına geldin. Büyük adımlar attın. Erzincan Spor'dan geldin. İnanılmaz işler yapıyorsun ve ben seni çok seviyorum. Seni hiç tanımıyorum. Merhabam bile yok. Her zaman destekliyor muyum? Mümkün tabii kadar... o ayrı bir şey canım. Bir Kerem'i çok da övdük yani. Hani... Hayır tamam ben tanımıyorum. Anlık tabii ki tanımıyorum. Merhabam bile yok. Yani karşılaşmışlığım bile yok. Sadece... Biz daha iyi olmasını istiyoruz Ümit Hocam. Çok daha iyi. Bak şimdi 25 yaşına geldi. Şimdi 22 yaşındayken çok 3 sene oldu artık. Galatasaray'a geleli. Değil mi? 3 sene oldu değil mi? Galatasaray'a geleli. Yani 3 senede bir gelişim. Tamam evet o gelişimi sağladı. Ama eksiğin üstüne hiç gitmedi. Zaafın üstüne hiç gitmedi. Yerinde kaldı. Çünkü neden biliyor musun? Yabancı kuralı onu biraz rahatlattı. Neden? Çünkü Türk oynatma mecburiyeti bazı oyuncularda rahatlık getirdiğini düşünüyorum. Sevgili Kerem kardeşim, o kadar basit bir vuruş var ki. Sadece bak ben kaleyi alma karşına. Bak kaleyi alma karşına. Duvarı al karşına. Sadece şu koordinasyon ve topu üstüne gövdeni eğmeyi ezberle. Sonra kaleyi al ve tek noktaya vur topu. Ama yerden vur. Sadece hatta dikmeler var biliyorsun bizde baraj olarak dikme kurduğumuz zaman ya da minyatür kaleyi koy kalenin içine kaleci de alma. Sadece vuruş çalış. Bak sevgili kardeşim kaleyi görmene gerek yok vuruş yapman için. Arkanda bir kale var. Sırtı dönüyüm ya. Ben şimdi topu kontrol ediyorum. İzliyor musun beni? İzliyorum dayı. Sırtı dönük topu alacağım önüme alacağım değil mi? Ya benim önümde zaten bir kale var kardeşim. Bak bunu bütün santraforlara anlatıyorum. Ben zaten o kaleyi görüyorum. Demek ki bu kalenin direği hemen arkamdaki direk. Aynen. O zaman topa kaleye bakmama gerek yok. Orada ölçü aldığım zaman kaleye vurabiliyorum. Sadece topu Ümit Hocam herkes senin gibi zeki değildi ya. Ama bunu da var. Bu ama futbolun zekası da önemli. Gökhan ben çalışıyordum. Sen çalışıyordun. Vuruş tekniğin çok iyiydi. Şahane anlattı ya. Duracağın pozisyonu. Ama bu, ancak bu kadar yani güzel anlattı. Bak mesela şu pozisyon. Bak yine gövde hep bak her ve vuruşta... topun altına da yatıyor. Konuşmuştuk bak, bunu. Ayak içi vururken bile gövdeyi arkaya yatırıyor. Normalde ayak içi vuruşlarda gövdeyi normalde topun üstüne yersin değil mi? Batu yatman lazım ayak topun içi vuruyor mesela. Bu kapatman gerekiyor. Bu iyi ayak içi vururdu. Tak diye koyardı. Ama hep gövde önde. Her topa bak her topa gövden şöyle vurduğun zaman her zaman topu gövde sizden nereye gösteriyorsa top oraya. Ya bir şey söyleyebilirim. Çok şimdi, güzel anlattın ya. Bu vallahi ekranların bak, karşısında. Sayın benim. Şahane anlattın ha. Yani bütün santraforlar için anlatıyorum bunu arkadaşlar. Çok basit. Ve ısınırken Kerem ısınırken ceza sahasının üstüne ısın. Ve o ceza sahasının çizgiyi ezberle kaleyi ezberle. Şimdi bu ekranların karşısında Kerem'i ya yemin ediyorum benim kadar savunan, o da doğru. Benim kadar arkasında duran, yani Kerem'e ve Kerem'in yeteneğine benim kadar inanan bir tane daha insan yoktur. Bunda herkes burada şahittir. Aynen yani öyle. Ümit abi bile bazen konuştuğu zaman ki Ümit abiye bile dedim işte Kerem yetenekli oyuncu falan ama yatırım tavsiyesi değildir Hakan'cığım. Neyse aklıma başka bir şey geldi. Şimdi bir şey anlatacağım. Bundan 15 gün önce borsadan bir tane hisse aldım. Hayırlı uğurlu olsun. Aldım günün ertesi günü %5 kar etti. Ulan dedim iyiymiş ya. İlk defa alıyorum ha. Ulan dedim iyiymiş bu %5 her gün %2 %3 yapsa dedim. Parayı bulurum. Ertesi gün %2 kar etti. Ertesi gün %3 yaptı. Ulan bir anda yükson yaptı. Ulan bir gün %1 yapıyor bir gün Kerem sen de benim hisse kağıdı gibisin kanka. Bir gün varsın bir gün yoksun. Bu performans ne Galatasaray'da ne de Türk Milli Takımı'nda oynamaya hak kazanmaz. Acilen sirkelen kendine gel. Artık seninle uğraşamayız. Tamam yetenekleri var. Benim de vardı. Tamam. Kabiliyetli oyuncusun. Ben de kabiliyetliyim. Ama kanka yeter artık da. Bir şey yap. Bir şey. Ya 2,5 yıldır bir tane ayak içi vurmayı öğrenemedin ya. Buradan Ümit Karan sana sesleniyor. Kendi oyuncuların. Galatasaray camiası sesleniyor kardeşim. Bütün camia diyor ki Kerem son vuruş yapamıyorsun.
antrenmandan sonra ilk duşa giren sensin. İlk stat'tan çıkan sensin. İlk tesisten çıkan sensin. İlk arabası Florya'dan hareket eden adam sensin. E nasıl olacak abi? Olmayacak. Ben size söyleyeyim. Bir dahaki seneye artık veyahut da 3 sene sonra veyahut da 5 sene sonra ne yaparız? Buradan bir tane koltuk eksilir. O zaman dayım emekli olur veya Gökhan abi. Sen gelirsin burada otursun. Program yaparız. Sen de benim gibi sağa sola işte. Kerem kendine gel çekilir. Senin için söylüyoruz kardeşim. Yeteneğin var. Bize düşmez. Sonuç olarak senin tercihin. Kendine bakarsan sen kazanırsın. Bakmazsan Türk futbolu kaybeder. Bana, kaybettirme. Böyle yetenekler Türk futbolundan kaybolmasın. Ve bana kardeşim, sevgili kardeşim Milan, bunu Batuhan anlatıyorsa, Batuhan söylüyor bunu. Batuhan Karadeniz. Türkiye dedik ya en büyük yeteneklerden bir tanesi. Bak bu sana bu tavsiyeyi veriyorsa yaşadıklarından anlatıyor ha sana. Öylesine konuşmuyor yani. O da zaman zaman tabii gençlik ama uyarıyor seni. Benim yaptıklarımı yapma diyor. Daha ne desin sana çocuk? Çok net bir şekilde aynen öyle çok diyor. Çok güzel anlattı. Benim de tek bir isteğim var. Yani bu yayını mutlaka Kerem'in ailesinden, yakın arkadaşlarından biri izliyordur. Yani ben Ümit abiyi 20 yıldan, belki 20 yıl belki fazladır tanıyorum. Çok da severim. Ümit abi o kadar güzel anlattı ki sana ders niteliğinde. Senden rica ediyorum. Ya bir kulak as. Mükemmel örnekler verdi. Mükemmel şekilde anlattı. Ümit hocamın dediği gibi Türk futbolunun belki de en büyük yıldızlardan bir tanesi olabilecek sevgili Batuhan Karadeniz. Hatalarından yola çıkarak sen bu hataları yapma güzel kardeşim dedi. Gökhan Zan hocan buradan sana seslendi. Lütfen biraz olsun hakikaten artık dinle. Çok büyük yeteneksin. 25 yaşındasın. Önün çok açık. İnşallah daha iyi olursun. Monta şey yanına çıkmasa geleceğim. İnanmadığın bir insana yorum yapar mısın? Asla yapmam. Türkiye futbolunun ona ihtiyacı var. Tabii. Çünkü bu yeteneklere ama ve potansiyele sahip birisi. Lazım. Gökhan kusura bakma. Lafını kestim. Ama acil Galatasaray'da eski mevkisine dönmesi gerekiyor. Evet, katılıyorum. Bak o da bir... Oynamasın. Bak, oynatma bak. Beni de. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Onu yok söyleyeyim. Örnekleri, öyle bir şey yok. Örnekleri yok mu? Tamam, örnekleri yok mu futbolda? Ben sana 7 tane oyuncu sayarım. Bana birisi Galatasaray forması ben oynamıyorum abi. Beni ben o numarada oynatma diyeceksin. Oynayacaksın abi. Ben veremiyorsan performans abi, oynamayacaksın. Batu şöyle, Okan hocam bir açıklaması vardı. Mesela Abdülkerim ben oynamam dedi sol bekte. Evet, hatırlıyor ben musunuz? Ben aynısını ama söylüyorum. Ama çıktı oynattı, mecbur kaldı ve iyi oynadı. Ama bir maç. Çık, evet. İkinci maçta olmadı. Evet. Ama hani orada olmaz, 10 numara bak, olmuyor. Kerim'den olmaz sol bek. Evet. Bir daha denemesine gerek yok. Şunu söylemeye çalışacağım. Yani 10 numarada Kerem oyna. Oynatmıyorum abicim. Git başkasını oynat Batu'nun ya. Batu'nun söylediğini hani Kerem çıkıp bunu hoca beni oynatma ben oynamak istemiyorum diyemez. Angelino, zor bir şey. Angelino'yu 3 maçta oynatırsan Galatasaray'da 6 milyon dolar ödeyecek. Abi oynat en azından Şampiyonlar Ligi'ne elenme. Ya bir şey soracağım ya. Elenme abi. Diyemeyecek diye bir şey var mı? Yani Kerem beni oynatamayacak diyemeyecek diye bir şey var mı? Abi. Nasıl diyebilirsin abi? Ya benim camiam ben Galatasaraylıyım ya. Öyle bir şey yok. Ben Galatasaraylıyım. Batuhan'cığım. Ben öyle bir şey derse ben kapıyı gösteririm ona. Batuhan. Ben Galatasaraylıyım. Ben kapıyı gösteririm kardeşim. Benim camiam bana eleştiride bulunuyor. Beni olsun. Kendi mevkimde oynat sabaha kadar eleştir. Ama öyle beni şey istemediğim, oynayamadığım bir mevkide oynatıyorsan sen o zaman beni taraftarımın önüne atıyorsun kardeşim. Ama şimdi şöyle bir kuralı da hainlik gözden geçirelim bu. Ama bak saçma sapan bir de bir kural da var yani. Hani bütün takımların dert yandığı yabancı kuralı da var. E şimdi Kerem Aktürkoğlu da çok değerli bir ya, Türkiye'de oyuncu mu bitti Hakan abi ne anlatıyorsun Allah aşkına Hakan, ya. Bir de Hakan şu yapma. Olur mu? Oyuncu mu bitti? Enes'in dönüşü belli oldu mu? Enes'in o da yok. Önemli çünkü Enes bizim için şey çok önemli. Kaç tane sakat oyuncu var? Sen aslında kadroyu görmüyorsun. Şu an 6 tane oyuncu var. Bunlar kadroya gelecek. Buradan 23 kişi diyorsun ya. 23 kişi kimleri çıkaracak çok merak Ümit ediyorum. Ümit hocam kolay değil. Tabii kadroya özür dilerim. Kadroya girmekle birlikte evet katılıyorum ama performansları ve dönüşleri nasıl olacak? Maç oynamadan evet geldiler. Oynayabilecekler mi direkt? O da bir soru işareti. O yüzden performansları da önemli. Montaya'yı hazır ederim Kenan arkadaşlar. Kenan gibi bir futbolcunun onu da hazırlayabilir hoca. Fevkalade işler yaptı. Hem Almanya maçı hem bu maçta ikinci yarı oyuna girdikten sonra bu yaşta bu çabukluk, 2'ye 1 yapması, savunmanın arasında arkasına yaptığı koşular, sezgileri, topla buluşacağı nokta. Kenan gerçekten bu yaşa rağmen önemli bir yıldız olacak. Kadroya oyuncuları gösterseniz de biz de onun üstüne tartışalım Gökhan'la. Arda, Merih, Orkun, Hakan, Cengiz, Cenk. Şimdi bak, şu Montaya'nın açıklamasını bir dinleyelim mi? Ondan sonra... Çok özür dilerim. Çok ufak bir böleceğim. Tamam. Şimdi... Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben iki oyuncu, iki maçla hiçbir oyuncuyu vezir yapmam. Hiçbir oyuncuyu da rezil etmem kardeşim. Burada iki maç, bir maç kötü oynadığı herhangi bir oyuncuyu eleştirdiğimi hiç kimse söyleyemez. Ben oyunculara her zaman hak da veririm, zaman da veririm, oynaması için vakit de veririm. Ama kardeşim bak bugün ilk defa Samet'e bugün
serzenişte bulundum. Niye? Kaç maçtır kötü oynuyorsun kardeşim. Oynayamazsın, bitti. Farkında ol. Kerem, nitekim aynı şekilde. Bütün Galatasaray camiası bizim chatimizde Kerem'e yüklenirken ben buradan tüm Galatasaraylı spor severlere hatta bana dediler ki abi senin Kerem kardeşim mi? Neyin oluyor da hani bu kadar sahip çıkıyorsun dedi. Abi kusura bakma. Aynı şey Kenan için de geçerli. Bu gencecik çocukların üstüne bu kadar sorumluluk vermeyin. Aynısını Merih'e de yaptınız. İki tane taç çizgisinde atladı. Merih kral oldu, komutan oldu. Efendime söyleyeyim Tanrı oldu. Baba bırakın bu işleri. Rambo oldu. Hiç Rambo oldu. Ya bu amirli takımda Galatasaray'da kendi camiasında omuzunu sarıp oynayan Bülent Korkmazlar vardı. İki kaşı çatlak, kap kaşı patlak Emre Aşıklar vardı. Yapmayın. Bak yapmayın. Bunu da aynı şekilde söylüyorum. Lütfen hiçbir oyuncuyu iki maçta ne vezir yapın ne de rezil yapın arkadaşlar. Monte'yi. Oyuncuların üstüne çok fazla sorumluluk kardeşim, yapmayın. Olmuyor. Batuhan bu Türkiye'de bir özelliktir ama biliyorsun. Evet. Biz ya severiz de döveriz. Ortası yok bizde. Tabii. Ben Kenan için bu arada kimse Kenan yanlış anlamasın. Kenan konusuna geleyim. Şu Monte'nin açıklamalarını Kenan bir okuyalım. Kenan için iyi veya kötü oyuncu demiyorum. Biraz daha vakti ihtiyacı var. Biraz izleyelim. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve like butonuna basmayı lütfen ihmal etmeyin. Monte'ye geldi. Basmadılar mı ya? Yok, basmadılar dayı. Oğlum bak gebertmeyeyim bunları. Oğlum ya, saat gece oldu, bu saatte basamazlar. Beni buraya çağırdıkları ilk andan itibaren çok duygulandım. Ben bu bayrak için mücadele edeceğim ve elimden gelen her şeyi yapacağım. Burada olmak bir gurur meselesi diyor Vincenzo. Devam ediyor. Kadere karşı mücadele etmeye gerek yok. Kim çıkarsa çıksın kura çekimini büyük bir zevkle takip edeceğiz diyor. Çok güzel açıklama Cenk. Çok zaten güzel işler yaptı. Tebrik ediyoruz. Ama ben hala her zaman Türk hocanın milli takım başında olduğunu. Ama buzdan sonra tartışacak şey değil yok, o. Yok tartışmıyor. Ne tartışacak şey değil artık ya? Montella artık bence yani. Tartışacak bir konu değil. Ya, yok lan abi bunu sen yaparsan insanlar ne yapmasın? Kurban ama olayım ama şimdi ya. Montella'nın bu kadar başarılı olduğu bir tamam, noktada. Tamam güzel işler yapıyor. Biz. Öncesinde bak, evet konuşabilirdik. Ben konuşuyorum. Ben diyorum bak iş ben bak işi bir yere bak işi kenara koyuyorum. Ben şimdi Türk teknik adamları yönünden bir baksana işe. Ben şimdi kursa gidiyorum. Para veriyorum değil mi? Kursa yatırım yapıyorum. Eğitim alıyorum. Bir şekilde benim gibi 15 bin, 17 bin tane teknik adam var şu an Türkiye'de. Sen hedefin futbolcu olarak ne olmak istersin? Milli takım oyuncusu değil mi? Teknik adam olarak ne istersin? Ya işte büyük en takım, en büyük takımın başına evet geçmek. Ama en büyük hedefin mesela Okan Hoca'nın, ne bileyim Rıza Hoca'nın, ne bileyim İsmail Hoca'nın en büyük hedefi milli takımdır. Bana göre bizim için son noktadır. Ha gidip tabii Milano'da, Avrupa'da çalışmak ayrı dışında bana göre en büyük hedef milli takımdır. Şimdi biz eğitim alıyoruz. Bak, oo, Milano'ya falan da basar milli takım dayı. Milli ha, takım tamam farklıdır. Hayır, şimdi Milano, bir eğitim alıyoruz. 17 bin tane teknik adam var. Bu işin zirvesi milli takımdır. İki dönemdir bir anda bir şekilde hedefini yok ediyorsun. İnancın yok. Ben Montella'yı tebrik ediyorum. Bak çok iyi işler yapıyor. Futbol değişti. Takım değişti. Oyun anlayışı değişti. Bak futbol bir kenara. Müthiş işler yapıyor. Ben çok beğenerek hatta Almanya maçında inanamadım ne yaptıklarını. Bir kere duran top organizasyon yaptı. Biz Kunst'a duran top organizasyon görmedik. Anladın mı? Yapıyor. Yapma, bir şey yapma. Oyun kurgusunu yapıyor. Ama şimdi Türk teknik adam olarak yani senin hedefin Türk milli takımı. Biz bu kadar oyun Oğuz Hoca bu kadar sevgili Oğuz Hoca bu kadar hoca yetiştiriyor. E bu hocalar ne yapacak finalde? Hamit edettirmez Türk oyun hocalara. Yok Hamit bilmiyorum ona bir şey demem. Hamit'e bu Almanya maçında gördün mü attığımız golden sonra? Yalan. Neden sevinmedi? Bak bir şey söyleyeyim öyle bir şey yok. Ben Hamit'i maçta gördüm. Hocam biliyor musun? Ben oradaydım maçtaydım ve Hamit'i gördüm. Hayır görüntü neden öyleydi onu merak ettim. O an denk gelmiştir. Çünkü orada o kadar kasıldı ki maçta. Ben çünkü devre arasında neden gördüm. Neden kasılsın ki? Özel abi çünkü maç. Her şeyi eleştiriyoruz. Her şeyi Hamit'e yüklüyoruz. Hayır golle ne alakası var? Milli duygular başka abi, bir şey. Golde sevindiğini de gördüm. Sevinme ya o anda hayır, Hamit'in bu şeyini tartışmıyorum hocam. Bak şunu ben söyleyeyim. Ben senin bak anlıyorum senin ne demek istediğini. Ama ben Hamit'i gördüğüm için bu yorumu yapıyorum. Hamit locada gördüm. Devras yanıma özür dilerim. Yanıma geldi ve gerginlikten konuşamadı. Neden gergin? Abi çünkü neden? Yüzü gülüyordu daha her önce şey, hocam. Her şeyi Hamit'e yüklüyoruz. Canım hocam önceden. Türkiye'de. Önceden. Biz de suçladığımız zamanlar oldu. Önceden yüzü gülmüyor muydu? Çok özür dilerim Batuhan. Önceden yüzü gülmüyor muydu? İnanın bana yanlış yorumluyorsunuz bu konuyu. Ben farklı düşünüyorum. Tamam doğru ben sana benim milli duygularım var. Eğer benim milli duygularım ben varsa de, bu ülkede herkes Almanya'yı tarihinde Almanya'yı desteklediği gibi bir düşünce yok. Desteklemeden çünkü bahsetmiyorum. Bence çok ama mutlu oldu. Ama neden o milli duygular o anda oluşmadı? Ben onu soruyorum sana. Sevindi. Ben birinci golde de sevindi. İkinci golde de sevindi. Galibiyet golünde neden sevinmedi? Onu soruyorum. Artık gerildi herhalde. Arkadaşlar şimdi Hamit Altıntop bak bu Almanya'da konuda emin yetişip ol.
Türk formasını her zaman layıkıyla taşımış. Evet. Almanca olmasına rağmen Türk A milli takımını seçmiş. Başkaları gibi Alman milli takım formasını giymemiş bir adamdır. Yani bugün sosyal medyada Hamit Altıntop'un gole sevinmedi diye bir tane video çekip de koyan adam da Almandır. Ben katılmıyorum abi. Kimse kusura bakmasın abi. Bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar, hayır, ben oradaydım hocam. Diyorum. Batu, adam. Ümit hocam, Ümit hocam, Ümit hocam. Bunun üzerine bir şey söylemek istiyorum. Ne olur. Bak, ben katılmıyorum abi. Gene. Çok ben özür dilerim. Oradaydım. Saygı duyuyorum. Ama ben şöyle düşünüyorum. Benim ülkemde madem ki Türk hocalara yer vermemiz gerekiyorsa, benim ülkemde yetişmiş, milli olmuş, oynamış, milli takımın federasyonda olabilecek Hamit'in dışında başka insan yok mu? Bak, oğlum, eğer bak, öyleyse. Bak şimdi o kimse konuyu kusura bakmasın abi. Ben burada yetişmiş abi. Benim de milli duygularım var. Şimdi şu farklı konuya ben geçiyoruz. Ben konuyu anlamadım şimdi. Bir dakika. Ben konudan konuya şey atlamayalım. Ben kabul etmiyorum abi. O zaman bir saniye. Bir saniye. Sen Hakan, sana sen tek bir şey soracağım. Sözüme güveniyor musun? Senin sözüne her ben zaman. Ben de diyorum ki Hamit benden daha çok sevindi. Ya tamam bir dakika. Konu Hamit'in sevinmesi değil Hamit abi. Bir dakika. Bir saniye. Hayır şimdi bir tane fotoğraf çekmişler ya. Sen de çok güzel yorumladın. O fotoğraf doğru bir fotoğraf değil. Ben şimdi buradaki konudaki Gökhan abinin son söylediğini anlamadım. Diyor ki Hamit miydi diyor o göreve getirilecek. Ben burada Gökhan'a şöyle katılıyorum. Neden? Sen yakın arkadaşın diye Ümit Milli Takım'ın başına B lisansı bulunan birisini getiriyorsan, burada benim Ümit Kanan hocam, Gökhan Zan, öteki tarafta Nihat Kahveci duruyorsa, onları Ümit Milli Takım'a getirmeyip başkasını getiriyorsan, o da başarısız oluyorsa Hamit de başarısızdır. Türk Milli Takımı'nın başına Stefan Kuntz'u getiriyorsan, bir saniye Batuhan, Stefan Kuntz'u getiriyorsan, biz bu gruptan çıkacak mıyız, çıkmayacak mıyız, gidip Faroe Adaları'na yeniliyorsak burada suç Hamit Altıntop'undur abi. Bu kadar basit. Kardeşim, biz burada Hamit Altıntop'a başarılısın mı dedik? Biz yani siz ne anlatıyorsunuz hayır, ya? Şuradan geldi konu. Şimdi Ümit ben hocam, ne anlatıyorsunuz? Ben Batuhan, anlamıyorum bir ki. Ben söyleyeyim de anlatımı bak. Ümit Hoca orada dedi ki, Türk hocaları olmaz mıydı dedi. Kim geldi abi? Kuntz geldi. Kuntz'dan sonra kim geldi? Montella başarılı mı? Evet. Türk hocasının gelmesi gerekiyor mu? Gelmesi gerekiyor. Ama öncesinde eğer bizim milli duygularımız varsa ve biz bu milli duyguları yaşıyorsak, kimse kusura bakmasın abi, benim ülkemde sayısız milli olmuş, oynamış, Galatasaray'da, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta bugünlere kadar gelmiş, antrenörlük yapmış, sayısız başarılar da elde etmiş insan gitsin abi federasyonda en yetkili adam olsun. Almanya'dan mı buldum? Ne alakası var abi? Ben de buradayım. Benim bu milli gururum burada Türkiye'de ben göstermek istiyorum abi. Yok mu bizden başka? Sadece Hamit mi bu ülkeyi yönetebiliyor? Ben eğer o golde, üçüncü golde eğer sevinmiyorsam bende bir suç var abi. Sevineceğim abi. Kim ne derse desin. Ben katılmıyorum ama bu benim şahsi düşüncem. Tamam, güzel. Eğer yabancı hoca geliyorsa kusura bakmasın kimse. Ozan en başta milli takımda federasyonun başında bizim milli takımı temsil eden çok değerli sayısız başarılar elde eden antrenörlerimiz, hocalarımız var. Onlar yapamıyor mu abi? Bu ülkeyi dizayn edecek olan federasyonu, tüm kulüpleri Hamit Altıntop mudur? Sen de oynadın, ben de oynadım, diğeri de oynadı. Kimse kusura bakmasın. Lütfen ne olur kimse yanlış anlamasın. Yok, bu benim fikrim abi. Bak herkesin fikri kendine. Eğer Türkse abi, zaten Gökhan, eğer milliyetçilikse abi, benim kardeşim, o yıldızı alıyorsan... Ulan abi, benim ülkemde var abi. Benim ülkemde var. Anlamadım hala ya. Kimse kusura bakmasın. O da sevinmedi hacı, onu söylüyor. Ya şu fotoğraf, bir tane fotoğraf yakalamışlar birisi. Ya şimdi, bak, tamam şey söyleyeceğim. Bak Gökhan abi bak, güzel Gökhan, söylüyor. Burada her şeyi konuşuruz. Güzel herkesin, şeyler bahsediyor. Bir kere burada her şey istediğin gibi konuş. Herkesin fikri kendindedir. Tabii tabii, ben saygı duyuyorum herkesin görüşmesine. Anladın mı? Biz de böyle. Ben sadece fikrimi söyledim. Tabii doğru, her zaman söyle. Benim de ben de sana diyorum ki bak bir kere Hamit'in bak yaptığı işleri tartışmıyorum. Ben sadece gol fotoğrafını yorumladım. Televizyonda, TRT'de. Neden? Çünkü ben maçtaydım ve Hamit'i gördüm maçta diyorum. Ben de demek istiyorum ki Hamit'in sevgili dayım, şunu bak, yaptı, bunu yaptı tartışmıyorum. Bak ben biz Hamit'i eleştirmedik mi? Biz eleştirmedik mi Hamit'i? Bak Gökhan ben ne diyor? Ben sadece o gol sevindiğine inanıyorum. %100. Bak şimdi Gökhan da diyor ki o kadar çok hata yaptı kardeşim ki diyor. Abi tamam, yapılanmada öyle çok, yapılanmada da yanlış yapılandı. En başından en aşağısına. Tamam. Bak onu getirdi. Ümit Milli Takım U19, şimdi, U20 aşağıya kadar tamam, tek başına yapılandırdı. Ya bir tane Türkiye'de oynamış, milli olmuş, antrenörlük yapmış hocalar yok mu ya kabul bu ülkede? Kabul ediyorum, bak aldım. O mu beni yönetecek? Oradan gelecek, beni burada yönetecek. Dizayn edecek her şey. Öyle bir dünya yok abi. Şu konuyu şöyle o zaman kapatıyorum. Biz de ne oynayalım, ne antrenörlük yapalım bu tamam, ülkede. Tamam, konuyu şöyle kapatıyorum. Gökhan diyor ki, daha öncesinden yapmış olduğu hatalar vardı, benim de saymış olduğum.
Bu hatalar nedeniyle herkes bu kadar üstüne gelirken Senegol'de reaksiyon göstermiyorsan, gole sevinmiyorsan herkes senin gole sevinmediğine sevin inanır diyor. Sevin. Bu onun daha gibi bir görüş. Ben de Gökhan gibi düşünüyorum. Ne oldu? Alman mı yamazlık ya da oraya mı gideceksin? Bir de şirinlik mi yapacaksın? Görüntü yapma bu. Abi. Üçüncü goldeki görüntü bu. Baksana abi. Üçüncü. Sevin ya. 3-2 yeniyorum. Almanya'yı yeniyorum ya. Gol. Dünya devini yeniyorum Almanya'da. Tamam. Neyse alalım bu görüntüyü. Kadroyu verelim. Ümit abinin istediği kadro vardı ya Mami. Ya şu Mami'ye hiçbir şey söylemiyorsun. Bak geç geliyor. Şimdi şu anki kadroda kaç kişi vardı? Kadroda 19 kişi değil mi? 19 olması lazım. Bir yaz. 19'u hatırlıyorum. Bak şu anda kadromuzda olmayanlar. Arda Güler. Bu kadrodan kaç kişi içeri sokacağız? Evet. Kimi bak, sokarsın? Arda'yı soktum. Bir. Arda'yı soktun Arda'yı. Birisi... Arda'yı soktun evet. Tamam Arda'yı birisi sen... çıktı. Evet. Birini çıkartacağız. Tamam kimi dur, çıkardın? Dur önce çık. Önce sokanlar... ya başladık yine. Ben Hakan'ı soktum. Ne gülüyorsun lan? Öksürdün mü? Oğlum ben Cengiz'i soktum. Evet. Orkun sokabilirim. Enes'i soktum. Cengiz'i soktum. Bütün hepsini soktun. Merih'i yani. Soktum. 6 kişi. Ben hepsini soktum. Kimi çıkaracağız? İşte çıkart bakayım şimdi. Yani. Batuhan sen kimi sokarsın? Hakan Kadro. Çağlanoğlu, Arda Güler. Al geri gel, geri. Ne yapıyorsunuz? Hakan Çağlanoğlu, Arda Güler. Gerisinin hiçbiri şu anda milli takımda oynamayı hak etmiyor. Enes'e ihtiyacımız var ama ya, Batu. Santrafor yok. İnşallah bir an önce. Sokmuyorum, o da Alman şeyde yurt Cengi dışında. De mi almazsın? Hiçbirini almam. Sen sadece... Arda ile Hakan'ı alırım. Cengiz? Cengiz'i de almam. Form tutarsa? Almam. Tamam. Ama bir şey söyleyeceğim. Sen Gökhan kimi soktun? Hı? Hakan. İyi bir Cengiz olursa. Dua ederiz yarın olur. Ve Enes'in bir an önce iyileşmesini istiyorum. Allah Allah. Stoper mevkimize eksik. Arda'yı sokmadın mı? Yok abi. Allah. Yani orada Çağlar, Ozan. Abdülkerim. Abdülkerim. Samet. Samet çünkü sakat zaten şey. Merih. Ve diğer oyuncuları belki alternatif olarak 4. 5. bir yedek olarak kendi içinden yaratabilir. Hani bu kadar çok fazla stoper almaya gerek kalmaz diye düşünüyorum. Bunlar kim? Chat kimi çıkıyor? Chat bakalım kimi istiyor? 2 tane futbolcu hakkınız var şu listeden. Herkes 2 futbolcuyu yazsın. Hangi 2 futbolcu? Mutlaka olması gerek. Euro 2024'te Almanya'da olur. Batuhan bir beğeni ister misin? Beğenimiz düşük arkadaşlar, geldi. Arkadaşlar beğeni butonlarına basalım. Bir de kanalımıza abone olmayı unutmayalım lütfen. Aşağıdan çıkıyor zaten. Beğeni butonu Enes Hakan demiş bizi. Arda Hakan, Arda Meri. Herkes bir defa Arda'yı istiyor. Onu anladım ben. Arda kesin var. Arda herkes de bak sabit de görüyorsun değil mi? Herkes Arda hep fix. Arda fix. Yani Hakan Cenk var. Şimdi Hakan istememizdeki Orkun. Durum da buradaki. Yani belki bir ümit artık oynar diye istiyoruz yani. Oynadığı o İtalya'da oynadığı futbolun belki ama, %10'unu %20'sini abi takım oynardı. İtalya'daki pozisyonda oynatman lazım onu. 8 numara. Yalnız Arda'ya çok büyük bir hakikaten gönül bağı var ya. Ya bir kere Arda büyük PR evlat. Kardeşim. O büyük PR onu her türlü Arda götüreceksin. Onu sakat olsa da götürürüm. Tabii. Bak sakat olsun götürürüm diyorum. Tabii. Yani ben bir kere bütün Arda'ya reklamları onun üstüne yaparım. Ne bileyim işte şimdi gelecek ya bu sponsor reklamları işte hava arkada böyle 1000 tane reklam oluyor niye işte. Niye daha indirsinler diye mi onun üstüne yapıyorsun? Ha? Ne? Anlamadın mı? Daha rahat indirsinler diye mi onun üstüne yapıyorsun? Yani. Herkes vallahi izleyicilerimizin hepsi Arda yazmışlar sağ olsun. Evet şimdi herkesin gruplara mı? Gruplara geçiyoruz. Grupları en çok seven kişi kimdir Batuhan? Dayım. Çok sever grupları. Grup maçlarında çok iyi oynar. Grup maçlarının? Grup maçlarının tehlikeli santraforudur Ümit Kara. Her zaman santraforudur. Hadi Ömer alalım bir alkış. Ömer niye alkışlıyor? Santrafor'da peki penaltı vuruşları var mı? Her şey var. Abi üstündeki gömlek nereden? Kardeşim Avva'dan. Yeni buldum burayı. Hemen giriyorum. 10 dakikada 2-3 kombin alıp çıkıyorum. Havalimanında karşılaştım. Aşık oldum. Evet. Ben alalım Gökhan yok, Hoca. Yok Arda'yı alıyorum arkadaşlar. Merak etmeyin. Arda'yı alıyorum zaten. Benim sivitim. O da Avva'dan. Arda dışındakileri saydım. Bir şey söyleyeceğim. Bu nasıl bir renktir ya?
Ya bu nedir ya? Sen yaşlandığın için öyle görüyorsun. Dayı bunun yaşını kaldırmıyor değil mi renk? Ya bu nedir ya? Sen siyah alsaydın keşke. Ya bu nedir ya? Allah aşkına şuna. Bugün ne giyeceğim? Mami bunlar ne biçim bir renk oğlum? Çek bir yazın. Hakan'ın siviti siyah mı daha yakışıklı olur? Böyle bir renk. Siyah mı kırmızı mı? Renk güzel. Hakan'a gitmez ya. Kırmızı. Milli takımımızın kırmızısını giydim. Kırmızı mı oğlum? Kırmızı. Parlıyor lan. Dayı kırmızı. Daha demin Kerem'e diyordun ki arkanda kale var, o kaleye bakacağım, buraya vuracağım. Sen herhalde göremediğin için bıraktın. Oğlum bak bir şey de renk kör olmak başka bir şey, kaleyi görmek abi, başka bir şey. Abi kıpkırmızı renk ya. Parlayan renk ne şey gibi. Abi nasıl parlamışsın? 250 neon kırmızısı oğlum. Dayıcığım alalım, dayımın grupları alalım. Ne dayı, başta orada. Ha tamam, ama en son diyorsun. En iyi grupları bilen insan olarak grup tahminlerinde çok başarılı. Siz var ya, ama... siz bir neyse. Evet. Dayım ne oldu? Futbolu bırakınca grubu da bıraktı, grup maçlarına. Evet Gökhan, alalım. Vallahi bunlar hepsi kayıt altına geçecek. Hakan, kaybeden yemek ısmarlayacak. İçimden. Ya bir kere bir şey, bunlar zaten yemek kaybettiler. Evet, ikisi de kaybetti. Tabii, i̇çimden. Masa tenisinde ikisi de kaybetti. Ümit Hoca. Kopya çekme, kopya çekme. Hakan. Evet. İçinden Euro 2008 geldi. Oo. Portekiz. Yaz. Çek. Bir dakika, ve bir dakika Gökhan. İsviçre. Hakan'cığım artık bu Gökhan Zan'ı birisi rüyasından uyandırsın. Gökhan'cığım Euro 2008 bitti hayat. Artık bitti. Zan bir daha söylesene. O zaman kadrodaydı ya hep 2008 Euro 2008 olsun. Abi yok, ben aşkım, şöyle 2008'de oynadığımız Portekiz. Oradaki takımlar gelsin. Kimler vardı? Portekiz, evet. Çek, evet. Ve Hayır Hırvatistan değil ya. Kim? İsviçre. Ha İsviçre, tamam pardon. Portekiz, Çek, İsviçre. Batuhan'cığım senden alalım canım. Kankacığım ben bir adet Belçika alayım. Evet. Belçika çikolatası, ona anayı da yediririz, sever. Evet. Biliyorsun gezmeyi. Bir adet İskoçya alayım. İskoçya, enteresan. Etekleri evet. Seviyorsun. Etek pek sevmem. Ama hayır, onlar kış geldi, üşüdü. Oraya onlar öyle gelecekler ya yazın Almanya'da. Öyle şeyle dolaşıyor, İskoç etekleri var ya, onlarla gezecekler, onu söyledim, evet. Etek kültürü niye biliyor ya bu? Neyse. Yani... Üçüncüyü bilemedim ya. Ama orada işte bak. Yok yani şey yapamadım. Ama bulman lazım, bunları yazıyoruz. Sırbistan. Oo. Yani kankan Tadiç gelsin diyorsun. Tadiç mi gelsin bakayım Tadiç. Ve işte şimdi geliyor. Üç tane takım var, onları işaretlemişsin. Sekiz kere ne bakıyorsun? Söyle de bitsin artık şu devre. Ya 32 tane karalamışsın orada. Bir. Dayımın. Evet. Kurası geliyor. Evet. Grup kurası. Belçika. Benden kopya çekti biliyorum. Yok vallahi alakası yok. Ben Belçika. Çikolatasını evet. Sevdiğim için Belçika. İki. Dedim. İskoçya. Aynısı. Hadi lan aynısı lan bu. Üç Sırbistan deme cinayet çıkardı. Sırbistan'a gitmek istiyor. Üç. İsrail, sizden intikam alacağız, merak etmeyin. Anlamadım hocam. Üç İsrail dedi, sizden üç intikam İsrail alacağız dedi. Mami ne yapıyorsun nerede? Oğlum? Ne yapıyorsun Mami? Şimdi ben de İspanya diyorum. Evet. Ardından Çekya diyorum. Çekya diyorum ve son takım da İsviçre. Nasıl hocam? Sen an, ne dedin? Bir daha say bakayım. Şu an geldim. Şu an milli duygular yükseldi. Şu an. Sen ne dedin bakayım? Say bakayım. İspanya, Çekya, İsviçre. Dejavu abi. 2008, sen Portekiz, sen Çekya, doğru İsviçre. Ki. Bunun torbasına bile bakmıyorum. İspanya, Çek. İsviçre. İzleyicilerimiz, hadi bakalım siz de ekrandayken herkes bir grubunu yapsın. Şu ekrandan, en iyi grubu kim yapacak? Buradan rejiye sesleniyorum. Şu ekrandan 5 tane ekran görüntüsü alın. Eğer grupları doğru tahmin eden denk gelirsek iki tane kendi takım forması yolluyoruz. O İsrail gelecek, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon. O İsrail bize gelecek, o İsrail. Takım imzalı forma alacağız. Ekran görüntüsü alın. Dört tane arkadaşlar, üç takım verin. Bilene kendi takımının forması. Tuttuğu takımın forması. Gelmiş Fransa, Türkiye, Slovenya, İsrail. Tamam o zaman buradan chatten takip mi edelim diyorsun? Buradan screenshot alacaklar. Eğer gelirse o hesaptan dönüş yapacağız. Kim hadi takip bakalım. Edecek? Mami. Oradan şimdi ekran görüntüsü alırlar. Deniz ekran görüntüsü al canım. Vay 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 vay. Ha üçünü bilene.
Vallahi herkes geliyor yani şu anda bayağı bir akış var. Hadi bakalım Batuhan. Sağlam takımları söylüyorlar. Ben geçen gün bizim programda Emre Bol'un yayınına denk geldim. Forma veriyorlarmış. Bu burada biz burada çekim yapıyoruz. Bu kadar insan. Biz niye forma vermiyoruz? Arttırıyorum. Şu anda benim Instagram hesabıma maçtan bakın yayın kapandıktan sonra Batuhan Karadeniz 90 ver Instagram'ı aşağıya. Gutili Reels'imin altına yorum yazan iki kişiye bir Galatasaray bir de Fenerbahçe forması hediye. Beşiktaş da olabilir. Bir dakika şöyle yapıyoruz. Hem yorum yazacak hem de üç arkadaşını etiketleyecek. Aynen. Ayrıca abone olması da gerekiyor. Arkadaşlar benim Guti Hernandez'le olan. Bizim formumuz var cep tribünden. Benim Guti Hernandez'le görüntülü konuştuğum sohbetin altına bu yayından sonra üç arkadaşını etiketliyorsun ve yorum yazıyorsun. Üç tane forma hediye ediyorum. Buradan yetkili Sedat Bey'e de duyurulur. Bir Fenerbahçe, bir Galatasaray, bir Beşiktaş forması. Bu nedir ya? Herkes ben forma zaman, veriyor. Ben biz de arkadaşlar, niye veriyoruz izleyenlerimize forma? Ben de diyorum ki... Dayıcım sen forma veremezsin. Bitti. Doğru ona göre şey. Yok ben verdim ya. Gel. O verdi, o verdi. Ben verdim verdin sen ama... benden gizli? Verdi. Hayır. Tribünden hediye ettik 200, biz. O ayrı. 200 bine ulaştığımız zaman asıl bombaları yapacağım ben. Aa, 200 bin aboneye geldiğiniz zaman... Geldiğinde... O zaman bombalar benden. Bunlar hepsi küçük kalır gençler. Bırakın abinizi dinleyin. Vallahi 200 bine gelin. Bak neler yapacağım size. Buraya dökeceğim, dökeceğim. Ne forma dökeceğim? Dökeceğim. Ne yapacaksın? 300 binde 10 tane de forma benden hadi. Oğlum kimse, ne yapıyorsunuz kimse siz ciddi ya? Buraya şeyi çevirdiniz. Arttırıyoruz. Ya ben 200 bin dedim ya 200 bin aboneye. Hakan bir 50 lira versene lan vardı of, sen de o formayı. Çıkar lan 50 lira. Ben cüzdanım. Cüzdanım ver diyor. Bak içeride bir adam ama 50 gör. Hakan'cığım bırak bu işleri biz yok, yaparız. Vallahi yok olur mu öyle şey ya? 300 bin olursa 10 tane. Ben zaten 200 verdim mi? Gökhan Zan sakın aman Gökhan Zan sakın konuşma 50 lira çıkar cebinden. Şöyle. Gökhan Zan sakın konuşma 50 lira verirsin. Batu ben senden 10 Fenerbahçe forması, 10 Galatasaray, 10 Beşiktaş forması istiyorum. Bunu da deprem bölgesindeki oradaki çocuklara bence buradaki arkadaşlar yerine oradaki arkadaşlara da buraya da veriyoruz, oraya da bağışlayacaklar. Oradaki insanlara bence verelim ve onlara da moral olsun. Tamam buradaki bu dediğimiz tarafa da veriyoruz 3 forma. 10 tane de Hatay depremzedelerine 10 Beşiktaş, 10 Galatasaray, 10 Beşiktaş forması veriyoruz. Tamam. Hadi bakalım. Daha olsun. Ne yapayım? Daha ne vereyim? Ceketimi de vereyim. Onu verme, onu ben çalacağım. Hırsız var. Çet. Çok teşekkür ederim Gökhan. Ağzına sağlık. Ben teşekkür sevgili ederim. Batu, ağzına sağlık. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar programın sonunda biz makara yapıyoruz. Yanlış anlamayın. Ya farklı yorumları yazıyorsunuz. Beni deli etmeyin. Ne oldu ya? Ne yazıyorlar? Kızarım anladın mı? Boş konuşmayın. Ne oldu? Ne oldu? Bir şey söyleyeceğim. Bize bazen boş yorumlar yazanlar var ya. Bir şey söyleyeceğim. Gelecek yere konuşuyorsunuz. Bu saatte. O zaman izlemeyin oğlum bizi. Dayıcım kızma. Kan şekeri yükseldi. Bu saatlerde uykusu geliyor dayımın. Bu saatte gece 2'de. Deme oğlum öyle. Uykusundan feragat edip bizi izleyen tüm spor severlere sonsuz teşekkür ediyorum. Bak bağladı işte. İyi ki varsınız. Her şey sizinle çok daha güzel. Ama dayım ama... şu saatlerde kızdırmayın. Gece kulübü saatleri onun. Batı'ya like yapmayı da unutmayın. İşte bunu diyorsun sonra yanlış yorum yazıyorlar. Ne diyeyim dayı? Neyse. Dayı bu saatte pavyon olur haklısın gel. Kapat. Değerli izleyenlerimiz hafta sonunda görüşmek üzere. Sky Spor'a abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.